fakat bununla baş edemiyordum. Kanalınızda sesli mesaj bırakmıştım ve bu konuda dua istemiştim. Evet, olayı hatırlıyorum. Buyurun. Bağlanmıştınız tekrar yayına ve biz isim vermeden sizin için dua etmiştik. Şimdi ise şükranla ve büyük bir mutlulukla sizi arıyorum. Sizi ekran karşısında ettiğiniz dualardan sonra eşim tövbe etti. Tanrı onu yaptığıyla yüzleştirdi. Bu arada bir telefon daha var galiba. Öyle mi? Evet, tamam. Alo. Merhaba Aydan'ım. Sizin programınızı izlediğim bir sırada konunuz aile içi şiddetti ve bu konuda uzun uzun dua ettiniz. Ben özellikle evet. O sıralar bu konuda çok büyük zorluk çekiyordum. Ben de aile içi şiddete maruz kalıyordum. Eşimi çok seviyorum fakat bununla baş edemiyordum. Kanalınızda sesli mesaj bırakmıştım ve bu konuda dua istemiştim. Evet, olayı hatırlıyorum. Buyurun. Bağlanmıştınız tekrar yayına ve biz isim vermeden sizin için dua etmiştik. Şimdi ise şükranla ve büyük bir mutlulukla sizi arıyorum. Sizi ekran karşısında ettiğiniz dualardan sonra eşim tövbe etti. Tanrı onu yaptığıyla yüzleştirdi. Şimdi pişman bir yürekle hareket ediyor ve çok çok mutluyuz. Size ve kanalınıza dualar için teşekkür ederim. İyi programlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Ne mutlu bize ki Tanrı sizin sorununuzu çözmek için bizleri kullandı. Bizler de sizleri zorluklarınızda destek olabilmek için buradayız. Mümkün olduğu derecede sizlere pratik çözümler sunabilecek yerel organizasyonlarla iletişime geçmeniz için hepinizi cesaretlendirmek istiyoruz. Sizlerde de intihar düşüncesi varsa Tanrı o düşüncelerinizi kırsın ve size yeni sarsılmaz bir umut versin. Aile içi şiddet konusuna gelince günümüzde bu kadar yoğun şiddetin hala devam ediyor olması elbette hepimizi derinden üzüyor. Tanrı'ya yalvarıyorum bu şiddete maruz kalan tüm kadınlara güç versin ve eşlerine kendisini göstersin. Dua edelim. Ey göklerde olan babamız, sana hamd ediyorum.